Evet, Emine Hanım'la biz bugün ütü yapacağız. Görme engellerin en çok hani çocuklarına, görme engelli bir çocuğu olanlar ya da kendileri görme engelli olanlar en çok ütüden korkuyorlar, hani elini yakar diye. Bıçakla ütü, değil mi Emine Hanım? Evet. Sizin de aileniz aynı şekilde şey yapmıştır, size aynen, de aynı muameleyi yapmıştır. En çok korktukları şey, hiçbir şekilde vermiyorlar ellerine bıçak, ütü. Aslında korkulacak bir şey yok. Biz eğitim verirken önce ütüyü tanıtıyoruz. Ütümüz, yani herhangi bir ütü, hangi ütü olursa olsun önce soğukken tanıtmak gerekiyor. Yani bir görme engelliye soğuk bir ütüyü verdiğinizde sadece şu alt kısmının ısındığını söylediğimizde zaten bir süre sonra ütüyü yaparken ne ütülerse ütülesin kendini çok iyi bir şekilde, gayet rahat bir şekilde ayarlayabiliyor. Emine Hanım zaten ütüye biraz alışık. Biz şimdi bir görme engellinin çok rahat bir şekilde ütü yapabileceğini sorumlu çekip atalım dedik. Evet, fişimizi de takalım. Ben ilk başta ütüyü elime almaya korkuyordum, cesaret edemiyordum. Ama korkacak bir şey yokmuş. Terziye de ütülettiğimiz oluyordu, başkalarına da ütülettiğimiz oluyordu iş aralarımıza. Ama şu anda tek başıma ben gömlek, pantolon ütüleyebiliyorum ben. Elimiz falan yanmıyor arkadaşlarımız tedirgin olmasından. Zaten hocalarımız başında ve zamanla da insan alışıyor tedirgin olmasından hani. Biraz ısınmaya başlamış sizin yani. Evet, zaten yeni ütüler hemen ısınıyor. Çoğu buharlı ütü, buharlı olmasa bile zaten hafif şöyle elinde, elinizi altına koyduğunuz zaman çok rahat ısındığını anlayabiliyorsunuz. Teknolojik olarak zaten şimdiki ütüler çok daha rahat kullanılıyor. Pantolonu da çevire çevire. Şimdi ütüledik arkadaşlar. Çevirdik, tekrar ütülüyoruz. Görmeyenleri için anlatmasını. Evet, pantolonu, belini çevire çevire ütülüyoruz. Masaya geçirdik bu arada. Pantolonu. Yani fermuar kısmından başlayıp geçirirsek ütü masasının tepesine, o tekrar oraya gelene kadar iki ya da üç kere de çeviriyoruz. Telefon çalıyor hocam da, mutfağın telefonu çalıyor. Evet, şimdi Emine Hanım belini ütüledi. Emine Hanım, şimdi de paçalarını ütülüyoruz. Ve katladık. Onu fermuarı içe doğru katladık, fermuarın olduğu yeri. Evet. Şeyde de önemli olan kumaş pantolonlarda, kumaş pantolonların şu dikişleri üst üste geliyor. Hani kot ve kanvaslarda yanlara geliyor dikiş ama kumaş pantolonlarda dikişler üst üste gelip katlanıyor. Ellerinizde de zaten hissetmiş oluyorsunuz. Yani pantolonun herkesin en çok korktuğu şu çift çizgidir. Onu da zaten elinizde hissederek yaptığınızda gayet en kolay şekilde pantolon geldi. Görenlerin kabusudur genelde evet, pantolon. Evet, görenlerin kabusu kumaş pantolon ama maşallah Emine Hanım gayet güzel. Gömlek zor geldi, pantolon kolay geldi. Gömlek de aynı şekilde. Yani ütü masasına bir tarafından geçiriyoruz. Çevire çevire bütün bedenini ütülüyoruz. Sonradan da kollarını ütülüyoruz. Ütüye elimizi yaklaştırmadan ütülecek. Evet. Yok. Evet. Yani görme engelliler gayet rahat bir şekilde. Şimdi pantolonun tersine çevirdik. Hı-hı. İki ucundan tuttuk. Bu şekilde ütülerleri yapabiliyorlar. Diğer paçasını da kaplayarak devam edeceğiz. Evet, elinize sağlık Emine Hanım. İnşallah güzel oluyordur. Güzel oluyor, gayet güzel oluyor. Zaten elinizle de şöyle hissedebilirsiniz. Evet, hissedebilirsiniz. Gayet güzel, hiç çift çizgi de olmamış. Dediğim gibi, yani görenlerin kabusu ama normalde elle hissederek yapıldığı için nasıl örgüyü çok güzel örüyorsa görme engelliler, çift çizgi olayını da bu şekilde çözmüşsünüz. Elinize sağlık. Paçasını kapadık, diğer alt kısmını yapıyoruz şu anda. Evet, önce bir paça, sonra bir paça.
Bu kadar arkadaşlar.